günler kıymetli izleyenlerimiz. Yine yeni bir Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda cilt hastalıklarından bahsedeceğiz. Ve kıymetli hocamız uzman doktor Hatice Deniz Yardımcı bizlerle birlikte olacaklar. Dermatoloji uzmanımız. Kış aylarında cildimize nasıl dikkat etmeliyiz? Nasıl bakım yapmalıyız? Ve bununla birlikte botokstan, dolgudan, cilt kırışıklıklarından, sivilceden, tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz. Merak ettiğimiz tüm sorularımızı Deniz hocamıza soracağız. Öncelikle tabii ve şu anda kış aylarındayız. Cildimize nasıl bakmalıyız? Nasıl korumalıyız? Soğuk havalarda nasıl koruyucular kullanmalıyız? Deniz hocamıza soralım ilk sorumuzu. Şimdi hava şartları nedeniyle tabii ki cildimiz çok yıpranıyor. En dıştaki tabaka olduğu için en çok etkilenen hava şartlarından cildimiz oluyor. Dolayısıyla yaz ve kış fark ettiği zaman kışın özellikle ciltte kuruma oluyor. Havalar da soğuk gidince o kurumaların daha da artmasına neden oluyor. Bazen işte sık banyolar sonrası da o kurumalar artabiliyor. Dolayısıyla mutlaka nemlendirilmesi gerekli kışın cildimizde. Evet. Cildimize uygun bir nemlendiriciyle, eğer yağlıysa cildimiz daha yağsız bir nemlendirici, yağsızsa da tam tersine yağlı bir nemlendiriciyle cildin bakımının yapılması lazım. Ama tabii ki en önce gelen cilt temizliğinin yapılması. Cilt temizliği yine cildimize uygun bir temizleyiciyle temizlendikten sonra nemlendiricinin sürünmesi ve sonrasında da yine de kış mevsimi de olsa güneş koruyucuları ihmal etmeden kullanılmasıyla oluyor. Güneş koruyucu kışında mı kullanmalıyız? Tabii yaz kış kullanmak gerekiyor. Çünkü artık bu atmosferdeki hasarlardan sonra cildimiz için zararlı olan ışınlar her mevsim bize ulaşıyor. Evet. Özellikle yıpranmaya yatkın, lekelenmeye yatkın ciltlerde kullanılmadığı zaman problemler oluşuyor. Onun haricinde de eğer yüzümüze bir uygulama yaptırdıysak mutlaka güneş koruyucusunu çok düzgün kullanmak lazım. Çünkü kullanmadığımız zaman tam tersine pozitif bir sonuç alacaksak negatif bir sonuca sebep olabiliyor. Ve hocam tabii belki birçok izleyicimizin en büyük sıkıntılarından birisidir akne. Evet. Ergenlik dönemleri olsun, ergenlik dönemini geçen kişilerde olsun. Ki bunlardan birisi de benim. Ergenlikte belki sivilcelerim bu kadar çok fazla çıkmadı ama belli bir yaştan sonra, belli bir zamandan sonra dönem dönem akne haliyle oluyor. Peki akne nedir? Neden oluşur? Tedavi yöntemleri nelerdir? Ya şimdi akne normalde hormonların aktifliğinin artmasıyla ergenlik döneminde yağ bezlerinden salgılanan sebum miktarının artmasıyla oluşuyor. Bu herkeste görülen bir şey ama bazı kişilerde daha fazla sebum salınımı olunca akne dediğimiz işte komedonlar, papüller, siyah noktalar oluşuyor. Bazılarında kiste kadar gidebiliyor. Dolayısıyla tabii ki ergenlik yaşları da gençler için fiziki görüntünün çok önemli olduğu yaşlar. Rahatsız oluyor gençlerimiz. Onlar da tedaviye başlıyoruz. Şimdi bunda ağızdan tedaviler de olabiliyor aknede, sürme tedaviler de olabiliyor. Gıdalarını beslenmeyi ayarlıyoruz. İşte yağlı şeylerden uzak durmak gerekiyor. Onun haricinde, ilaç haricinde de peeling, dermapen, biraz önce bahsettiğimiz Scarlet gibi uygulamalar da yapabiliyoruz. Evet. En son uygulama Scarlet uygulaması. Tabii ki. Yani o akneler durduktan sonra kalan izlere yapacağımız bir uygulama. Ve Scarlet uygulaması cilt üzerindeki lekeleri de yok tabii ediyor dediniz. Hem lekeler azaltıyor hem izleri yok ediyor tabii, dediniz. Tabii. Yani hem cildimizin canlanmasını sağlıyor, izleri azaltıyor, lekeleri azaltıyor, o çukurları düzeltiliyor. Cildin daha düz bir satı haline gelmesini sağlıyor. Yani Scarlet ile birlikte bebeksi bir cildimiz oluyor. Aynen, aynen. Yani birkaç yıl önceki halimize dönmüş oluyoruz. Öyle düşünmek lazım. O zaman Scarlett'ten hizmet alan grup, şanslı grup diyebilir miyiz Deniz Hocam? Tabii ki, tabii ki. Kesinlikle. Evet, bununla birlikte tabii akne tedavisi dedik. Bazı dönemlerde ilaç tedavisi uygulanıyor dedik. Tabii, tabii. Gıdalarımıza dikkat edeceğiz dediniz. Peki burada suyun da önemi var mı hocam? Tabii, yani cildin nemini sağlamak için bol miktarda su tüketmemiz lazım. Ama ne kadar su tüketirsek tüketelim,
dıştan da nemlendiriciyle takviye yapmak lazım. Yani tek başına su içerek kuruluğu gideremezsiniz. Evet. Tabii ki kuruluğu azaltırsınız ama mutlaka cildin dışarıdan da nemlenmeye ihtiyacı var. Ve hijyen çok önemli, tabii temizlik ki. Çok önemli. Aynen. Cilt temizliğimizi yapacağız. Ve peki bir günlük bir öneri alacak olsak sizden hocam. Yani bir günde günümüzü cildimizi nasıl koruyacağız? Sabah kalktık. Şimdi sabah kalktık, cildimize uygun evet. bir temizleme ürünüyle cildimizi temizleyeceğiz. Arkasından eğer bir cilt problemimiz varsa onlar için olan ürünleri kullanabiliriz. Onların üzerine nemlendiriciyi sürüyoruz. Onun üzerine de güneş koruyucuyu sürüyoruz. Bunların haricinde de eğer istersek onlardan sonra fondöten tarzı ürünler kullanabiliriz. Yani biz şimdi fondöteni çok önermiyoruz ama sonuçta hani makyajda bir baz oluşturmak için yine biraz önce söylediğim gibi yağlı ciltlere yağsız, daha diğer ciltler daha her cilt için olan ürünü kullanabilir. O tarzda ürünleri kullanarak cildimizin bakımını yapabiliriz. Akşam da mutlaka döndüğümüzde eve geldiğimiz zaman makyajları temizlemek gerekli, makyajın ciltte kalmaması gerekli. Sonrasında da gece için olan bakım ürünlerini kullanabiliriz. Bunlar da hani gençlerde nemlendirici tarzında olur, yaşlar biraz daha ilerledikçe anti-aging tarzında evet. bakım ürünleri, serumlar olabilir. Peki cilt tipi dediniz hocam, Hı-hı. yağlı cilt tipi dediniz. Evet. Peki biraz da cilt tiplerinden bahsedecek olsak, kaç tip cilt tipi var? Yani kuru cilt olabiliyor. Evet. Kuru ve hassas cilt olabiliyor. Kuru hassas ciltler daha böyle kaşıntılı, en ufak bir hava değişikliğine fazla cevap veren, kılcal damarlar bazen yoğun olabiliyor. O tarz ciltler. Onun dışında karma olan, sadece yüzün şu orta bölgesinin yağlı olduğu, diğer yerlerinin kuru olduğu ciltler var. Bir de gerçekten yağ salgısının çok olduğu yağlı kalın ciltler var. Tabii. Onlar da hep onlara uygun ürünleri kullanmak gerekli. Peki burada şanslı grup hangisi oluyor? Karma grup mu? Evet tabii ki daha az problemli olan grup. Bir de şöyle bir durum var. Kuru ciltler her zaman daha önce kırışır. Evet. Yağlı ciltler daha geç kırışır. Yani hassasiyet açısından ve bakım açısından öyle bir fark olur. Evet. Kırışıklık demişken hocam tabii yaş geziyor. Gençleşmiyoruz haliyle. Peki kırışıklıktan bahsedecek olursak hocam, neden cilt kırışıyor? Cildin altındaki destek dokusunda ve kolajen elastik liflerde kayıp olduğu için cildimiz kırışıyor. Giderek ciltte yağ dokusunu oluşturan bölgelerde azalma oluyor. Mesela şu kısımlarda ve şu diğer alttaki. Dolayısıyla da yüzümüz normalde yukarıya doğru bakan bir üçgen şeklindeyken yıllar içerisinde bu üçgen aşağıya bakan üçgen şekline dönüyor. Ve sarkmalar oluşuyor ciltte. O kolajen liflerin ve elastik liflerin kaybına bağlı. Ve tabii kırışıklıklar olduğu zaman da hemen koşa koşa ister istemez dermatologlara koşuyoruz. Tabii ki. Ne yapacağız? Ya şimdi kırışıklığın durumuna göre bizim burada da yaptığımız botoks dolgu uygulamalarımız var. Peelingler yapılabilir leke ve ince kırışıklıklar için. Onların haricinde mezoterapiler, yine kanımızı alarak yaptığımız PRP uygulamaları olabilir. Bunlar hepsi hastanın ihtiyacına göre belirleniyor. Bazı hastalar mesela ben dışarıdan herhangi bir madde istemiyorum diyor. O zaman PRP'ye yönlendiriyoruz hastamızı. Eğer dolgu ve botoks ihtiyacı varsa o konuda yönlendiriyoruz. Derin kırışıklıkların açılması için onlardan faydalanıyoruz. Bu şekilde. Derin kırışıklıklar için botoks ve dolgu mu öneriyorsunuz? Şimdi botoks ve dolgu derin kırışıklıklarda kullanabiliriz. Evet. Onların haricinde de Scarlett cihazını kullanabiliriz. Evet. Derin kırışıklıklarda. Ve ihtiyacı zaten şeyde botoks ve dolgu uygulamasından önce Scarlett'i öneriyoruz. Scarlett'i kullanımını çünkü bu botoks ve dolgunun kullanımını azaltıyor. İhtiyacımızı azaltıyor. Belki de hiç kullanmamıza gerek olmayacak hale getiriyor. Sarkıkları düzelttiği, ince kırışıklıkları azalttığı, kaybettiği, derin kırışıklıkları da hafiflettiği için.
O zaman şöyle diyebilir miyiz Deniz Hocam? Scarlett cihazı mucizevi bir cihaz. Evet. Çünkü derin kırışıklıkları dahi azaltıyor. Bazen hiç ihtiyaçsız hale bile getirebiliyor. Yani burada botoks ve dolgoya ihtiyaç duymaksızın. Evet. Ya da onu minimale çeviriyor. Evet. Ve süresi de çok uzun dediniz. Evet. 2 yıllık bir süreç veriyorsunuz. Evet, evet. 1,5-2 yıl civarında sürüyor. İlk seansı zaten kendisini gösteriyor. Hemen ışıldama ve parlaklığı görüyorsunuz ilk seanstan sonra. Ama o kolajen liflerin uyarımı o arada devam ediyor. Bir 45 güne kadar uzuyor şey. Evet. Ama biz o arada ikinci seansı yapıyoruz zaten. İkinci seanstan sonra da çok daha hızlı oluyor bu cevaplar. Scarlett'te cilt lekeleri dediniz ki en önemlisi de bu hocam. Azalma sağlıyor. Azalma sağlıyor. Bu güneş lekesi olabilir, doğum lekesi olabilir. Her tür lekede azalma sağlıyor. Cilt lekelerinde. Dediğim gibi kılcal damarlarda azalma sağlıyor. Özellikle işte bu yanaklarda ve burun etrafında olan, alında, çenede olan kırışıklıklarda, kılcal damarlarda azalma sağlıyor. Gıdı dediniz, göğüs, onların toparlanmasını sağlıyor. Sarkıkları azaltıyor. Kırışıklıkları açıyor. Ve vücudumuzun her bölgesine de uygulanabilen bir... Evet, çatlaklar için, işte karında mesela, karın çatlaklarında bayağı bir iki seansta gözle görülür sonuçlar alıyoruz. Yine diğer işte mesela kilo vermiş hastalarımız oluyor. Şimdi işte bu mide ameliyatları falan çok yapılıyor artık. Vücut sarkmaları oluyor. O sarkmalarda, vücuttaki çatlaklarda falan hepsinde kullanılabiliyor. Hem sarkmaları azaltıyor hem çatlakları azaltıyor. Tabii biz programımızı bütün kesim izliyor ama bayanlar biraz daha ağırlıkta. Tabii şey açısından bir fark yok. Herkese uygulanabilecek bir cihaz. Yani kadın erkek hiç fark etmiyor. Hayır, hayır. Cihazımızı herkes kullanabilir. Aynen. Yeter ki talep ve istek doğrultusunda cevap verilsin ki cevap da veriliyor. Tabii tabii. Yani uygulamaları var. Aynen. Bu zaten yeni bir cihaz değil. Sonuçları epeydir alınan bir cihaz ve hani sonuçları da zaten çok yüz güldürücü. Herkesin hani internette de hastalarımız araştırabilirler. Scarlett girdikleri zaman görürler sonuçlarını. Hakikaten mucizevi sonuçlar veriyor. Evet, mucizevi sonuçlar almak istiyorsanız herhangi bir cilt sorununuz varsa sevgili izleyenlerimiz, ne yapıyorsunuz? Avrasya Hastanesi'ne gelip Deniz Hocam'a görünüyorsunuz. Deniz Hocam size en üstün tedavi yöntemlerinden Scarlett cihazıyla sizi gerçekten istediğiniz şekilde, istediğiniz tüm rahatsızlıklarınıza cevap verebiliyor. Cilt gençleştirmede radyo frekans sistemiyle cildin altını elektriksel uyarım yaparak kendi kolajenimizi uyarıyor ve cildin birkaç yıl önceki haline dönmesini sağlıyor. Dolayısıyla çok daha rahat bir şekilde, ekonomik olarak da bir ameliyat olmadan cildimiz gençleşmiş oluyor. Peki hocam, belli bir yaş oranı var mı? Mesela belli bir yaş var mı? 16 yaşından sonra herkese uygulanabilir. Hiçbir yan etkisi olmayan bir cihaz bu. Ve kullanım açısından da hiçbir tehlike oluşturmuyor. Yani ilaç kullanan hasta veya başka bir rahatsızlığı olan hasta da kullanılamaz diye bir şey yok. Herkes de kullanılabiliyor. Yaz-kış açısından da bir fark olmuyor. Güneş koruyucularını hastamız düzgün sürdüğü sürece her mevsimde yapabiliyoruz. Şöyle diyebilir miyiz hocam? Botoks, dolgu artık onlara bir son ama bu cihazla da istediğiniz gibi cildiniz gerilebilir. Ya şimdi botoks dolgu ihtiyacı olan hastalarda da öncesinde bunlar uygulanırsa botoks ve dolguya olan ihtiyacın da azalmasını sağlıyor. Yani dolguyu mesela 2 cc, 3 cc dolgu yapacaksak bu uygulamalardan sonra 1 cc dolgu yeterli oluyor ya da hiç dolgu gerekmiyor cildi toparladığı için. İnce çizgilerin giderilmesinde en önemli son teknolojinin getirmiş olduğu bir cihaz. Yani ince çizgiler, cildin kaybolmuş olan bu sarkmalar, cilt ovalinin tekrar düzleşmesi, çene hatlarının belirginleşmesi, bunlar da kullanılabiliyor. Onun dışında yüzdeki kılcal damarların azalmasını sağlıyor. Lekelerin azalmasını sağlıyor. Onun haricinde ciltteki izlerin ve akne izlerinin,
aknelerden sonra kalan işte çukurlukların onların düzelmesini sağlıyor. Yüz haricinde de boyuna uygulanabiliyor. Boynun tekrardan genç boyun haline gelmesini sağlıyor. Kırışıklıkları açıyor. Oradaki sarkmaları düzeltiyor. Yine dekolte için de aynı şey geçerli. Buraya da kullanabiliyoruz. Onların dışında da vücut için kullanılabiliyor. Vücuttaki çatlakları azaltıyor. Evet. Ve sarkmalara etkili. Mesela kol sarkmalarını yapabiliyoruz. Kol sarkmalarının azalmasını sağlıyor. Sadece yüze uygulanan bir cihaz olarak düşünürken sadece yüzümüze değil vücudumuzun her noktasına uygulanabilecek bir cihaz. Evet. Yani bunun bir de üstünlüğü diğer radyo frekans cihazlara göre ağrının neredeyse hiç olmaması. Lokal anestezik kremlerden sonra hastamızı alıyoruz. Ve bunda ağrı olmuyor. Çünkü diğer radyo frekanslar genelde çok ağrılı olur. Hastalar hani sonucu güzel olsa bile dayanamıyorum, işte ay çok katlanamıyorum buna der. Bunda öyle bir sorun yok. Onun haricinde de kanama yapma olasılığı da yok. Çünkü aynı zamanda cildin altına da ısı uyguladığı için kanama da oluşturmuyor hastalarda. Hani bir ilaç kullanıyor, mesela biraz önce konuştuk, herhangi bir kan sulandırıcı kullanıyor diyelim. Bunlarda da bir problem oluşturması söz konusu değil. Yaptığımız bölgeye göre 40 dakika, 45 dakika, 50 dakika sürebiliyor. Dediğim gibi boyna, dekolteye, yüz haricinde uygulayabiliyoruz. O bölge ihtiyacına göre yani 40-45 dakika diyebiliriz kabaca. Ama ihtiyaca göre tekrar ayarlanıyor. Bir seanstan sonra hemen ciltteki toparlanma fark ediliyor. Ama bizim önerdiğimiz bir arayla 3 seans. Ondan sonra da kalıcılığı 1,5-2 yıl civarında sürüyor. O tabii ki 1,5-2 yıl sonra tekrar uygulama yapması gerekiyor hastalarımızın. 2 yıllık bir süre. Evet, evet. Ortalama yani cildin şeyine göre, cevabına göre bize hani cihaz sonucu gelen şeyler bu şekilde. Evet. Bilgiler. Ve cihazımız teknolojinin yeniliklerine ve teknolojinin son sistemine göre ayarlanmış. Evet, aynen. Son sistem bu radyo frekansta. Dediğim gibi hani hiçbir ameliyat geçirmeden, kısa sürede toparlanarak, uygulama sonrası çok hafif bir kızarıklık oluyor. Ertesi günü işinize gidebiliyorsunuz. Hayatınızı da engelleyen bir durum söz konusu değil. Ve sonrasında da bu sistemi uyguladığımız zaman ciltte, şimdi buraya başlıkları var cihazımızın, buraya takıyoruz. Onlarda iğneli uçlar var, 25 tane iğne var. Biz bütün yüze dolaştırdığımız zaman 2000 civarında atış atıyoruz. O 2000 civarında atış 25 iğne ile neredeyse 500 civarında, 500 bin civarında delik açılmış demektir cilde. Bu da kolajenin çok daha fazla uyarılmasını sağlıyor ve sonrasında da seans bitiminde aynı zamanda cilde mezoterapi ve PRP uygulaması yaparak o açılmış porlardan eminimi de arttırarak cevabın artmasını sağlıyoruz. Yani evet, kadınlarımıza ne diyoruz, ekranları başındaki izleyenlerimize? Mutlaka belli bir yaştan sonra olgunluk dönemine giriyoruz. Olgunluk evet. Döneminde de ihtiyacımız oluyor. Aynen. Bu ihtiyacımıza korkmadan gelip buradan hizmet alabilirler. Avrasya Hastanesi'nde evet. Aynen. Aynen. Hı-hı. Ve sadece gençleşmek için evet. Bekliyoruz herkese. Gençleşmek için bekliyoruz. Tabii bunun yaşla alakası yok değil mi? Hayır. Yani 18 yaşında da hafif kırışıklık. Kesinlikle. Dediğim gibi mesela akne izleri oluyor. Gençlerde geliyorlar, akne, ağır aknesi olan da sonrasında tedavi sonrası çukurlanmalar kalıyor. Mesela onlara yapabiliriz. Onun dışında herhangi bir trafik kazası geçirmiş, yüzünde kötü izleri var. Onların azalmasını sağlıyor. Yani dolayısıyla evet. Ve hiçbir şey hani mesela bazı hastalar ben işte alerjiyim, dışarıdan uygulama olmasın falan diyor. Bunda hiçbir uygulama olmuyor dışarıdan. Sadece kendi ciltteki kolajeninizi uyarıyoruz. Evet, radyo frekansla, elektrik dalgalarıyla uyarım sağlanıyor. Elektrik dalgalarıyla da cildinize bir parlama, bir ışıltı. Tabii tabii, zaten hemen sonrası o parlama ışıltı görülüyor. Arkasından seanslar devam ettikçe, dediğim gibi 3 seans öneriyoruz. O kırışıklıkların açıldığı, yüzün sarkıklarının toparlandığı da daha bariz oluyor.
Peki hocam, kılcal damarlar dedik ve yara izlerine de uygun mudur? Tabii tabii, yara izlerinin azalmasını sağlıyor. Eğer çok derinse onları hafifletiyor, ufak yara izlerinin de tamamen geçmesini sağlıyor. Bazı doğum lekeleri oluyor hocam. Şimdi lekenin durumuna bağlı. Evet. Eğer kılcal damarlardan oluşan bir leke ise onların tonlarının açılmasını sağlar. Ama tamamen sıfır hale getirmez. Tabii ki o lekelerin hafiflemesini sağlar. Onlarda bir ilk bir iki seans Scarlett uygulaması yapıldıktan sonra damar lazeriyle, yani endiyak lazerlerle müdahaleye devam edilebilir. Tam cevap almak açısından. Evet. Yara izleri dediniz, bu çok önemli hocam. Hı-hı. Çünkü bazı yara izleri geçmiyor. Evet. Ve bu cihazda da yara izlerine de evet, kesin çözüm diyebiliyoruz. Hı-hı. Yani çok derin olanları hafifletiyor. Evet. Çok derin olmayan yüzeyel izlerin de tamamen sıfırlanmasını sağlıyor. Ve hocam tabii cildimiz, sağlığımız aynamızdır bizim. Hı-hı. Yani nihayetinde. Aynı. Tabii. Şöyle baktığımız zaman ne kadar sağlıklı olursak olalım cildimizdeki ışıltı yansıtıyor. Tabii ki. Sağlıklı tabii olduğunuzu. Ki. Ve tabii bulunduğumuz bölümde de sadece ciltle alakalı sorunlar değil, tedavi yöntemleri değil, lazer de yapıyorsunuz. Tabii. Lazer, epilasyon da yapıyorsunuz. Aynen. Peki nedir? Lazer epilasyon nedir? Herhangi bir zararı var mıdır hocam? Şimdi lazer epilasyon sadece kıl boyutunda etkili olan, kıl köklerindeki siyah pigmentlere hitap eden bir ışıkla tedavi sistemi. O ışık, lazerden çıkan ışıklar kıl köklerindeki siyah hücreler tarafından emiliyor ve oradaki kılın giderek incelip kaybolmasını sağlıyor. Hiçbir yan etkisi olan bir durum değil. Herhangi bir ters durum oluşması söz konusu değil. Sadece lazer uygulamalarında bazen ufak tefek yanıklar oluşabilir. Küçük kabuklanmalar oluşabilir. Bu herkeste görülen bir şey. Bazen batık oluşturmaya meyilli hastalarda batıkların daha sık oluşmasına neden olabilir. Ama zaman içerisinde kıllar biteceği için batıklardan da kurtulmuş oluyorlar. Bir de yarın öbür gün ne olacağımız belli değil. Bir kötü duruma düşsek, bir hastalansak. Hani bu bölgelerin en azından temizliğiyle kimsenin uğraşması gerekmiyor. Hani ben bayan hastalara özellikle onu söylüyorum. Çünkü sağlıkla ilgili ne olacağımız belli değil. Bir evet, temizlik sağlıyor yani genel olarak vücutta. Herhangi bir dediğim gibi yan etkisi yok. Sadece bazı cilt hastalıkları ışık uyarımına reaksiyon gösterir. Mesela sedef hastalığı. Bazı egzama türleri. Onlarda da hastalarımızı takip ediyoruz. Eğer lazer yaptığımız bölgelerde bir uyarım olursa o zaman hastamıza zaten diyoruz ki senin bu hastalığında artış yapabilir. Bilgin olsun. Ona göre hani lazer yaptırmak istiyor musun, istemiyor musun? Bazı hastalar diyor ki olsa da ben istiyorum. Ben o tedavime devam edeceğim ama bu kıllardan da kurtulmak istiyorum. Onu ayarlıyoruz. Ama onun dışında dediğim gibi lazerden hani yıllardır kullanılıyor. Evet. Artık kaç sene oldu? 20-30 senedir var şeyler. Geri dönüşlerinde herhangi bir problem yok. Ondan hiç rahatsız olmasın hastalarımız, endişeye girmesin. Peki hocam, lazer her bölgeye uygulanıyor mu? Vücuttaki her bölgeye. Şimdi epilasyon için olan lazerler çeşitli türlerde. Evet. Mesela bizim burada kullandığımız alexandrite lazerler var. Alexandrite'lar daha kalın ve koyu renkli kılları görmeye yönelik. Dolayısıyla bunun olduğu her bölgeye yapılabilir. Yüz bölgesi de dahil olmak üzere. Ama eğer mesela hastamız geliyor, ben her tarafıma yaptırmak istiyorum diyor. Biz de diyoruz ki ince kılların olduğu yerlerde bizim aletimiz tamamen %100 görmez. Onlarda bir azalma olur ama sıfırlanma olmaz, bilginiz olsun. Bu şekilde hastalarımızı yönlendiriyoruz. Dolayısıyla her bölgeye lazer yapılabilir. Sadece önemli olan uygun kıla uygun lazerin seçilmesi. Ve tabii burada yapılan yer de çok önemli. Tabii ki. Yani doktor kontrolünde olmayan yerlerde yaptırmamaları lazım. Evet hocam, yani şunu söyleyebiliriz ki izleyenlerimiz de bu konuda lütfen dikkatli davransınlar. Her yerde cilt uygulaması, lazer yapılmaz. Evet. Yani doktor olmayan cilt evet, doktoru, plastik cerrah, bazı işte medikal estetik hekimlerimiz de yapıyor. Bunların olmadığı yerlerde kesinlikle hiç bu uygulanma yaptırmamak gerekli. Çünkü sonrasında bir problem oluştuğunda savunacak bir durumunuz da olmuyor.
Yani mutlaka doktor kontrolünde bu tür işlerin yapılması gerekli. Ve çok sirkülasyonlar duyduk işte. Basında çıkan haberler, yani kuaförler dahi botoks yaptırıp da sonra neticesi itibariyle çok sıkıntı yaşayan kişileri şahit olduk. Bir hak da iddia edemiyorlar hastalar. Çünkü kendisi istek üzerine gidiyor. Hani diploması olmayan, doktor olmayan hiçbir yerde kesinlikle hiçbir cilt uygulaması yapılmaması gerekli. Ve sizler mutlaka doktor kontrolünde olacak bu iş. Yıllarınızı vermişsiniz mesleğe. Evet. Ve eğer ki uygun görmediğiniz bir hastaya tedavi önermiyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Yani hasta istiyor, ben şunu yaptıracağım, bunu yaptıracağım diyor. Ama biz diyoruz ki hani sizin şu rahatsızlığınız var, ondan dolayı bunlar size uygun değil. Ancak şunu yapabiliriz, onlar yapılabilecek uygulamalar diyoruz. O yüzden mutlaka dediğim gibi yani hiçbir uygulamayı yaptırmasınlar. Her gün biz burada onların yan etkileriyle uğraşıyoruz. Evet. Ve şu da var hocam, siz bu konuda gerçekten çok başarılısınız. Yurt dışından gelen hastalarınız, evet, ve bulunduğumuz hastane, Avrasya Hastanesi, yurt dışından da çok hasta, evet, bayağı geliyor size. Hastalarımız geliyor. Yani ilginç bir şekilde dünyanın her yerinden hasta var. Hakikaten ben de burada bazen şaşırıyorum. Afrika'dan gelenler, Arap ülkelerinden gelenler, Amerika'dan gelenler, Avrupa'dan gelenler. Hakikaten yani bu Zeytinburnu bölgesi o yönden ilginç bir bölge. Avrasya'da yaptığı bağlantılarla, evet, yurt dışı hastalar gerçekten çok oluyor bizim burada baktığımız. Ve genelde kadınlarımız çok hassas davranırlar. Çünkü hijyen çok önemlidir hocam. Tabii, tabii. Kesinlikle. Ve ciltte de, sağlıkta da. Evet, yani lazer epilasyonda da hani merdiven altı yerlerde uygulama yaptırdıklarında, evet, her zaman için hastalık bulaşma olasılığı yüksek. Mesela diyot lazerlerimiz var bizim. Biz burada da kullanıyoruz. Diyot lazerler direkt cilde yapışan türde lazerler. Evet. Mesela Alex'ler uzaktan atış atıyor. Hani sizde bir rahatsızlık olsa bile birebir cilde temas etmediği için bir bulaş söz konusu değil. Ama diyot lazerler direkt cilde temas ettiği için her türlü hastalık bulaşmasına sebep olabiliyor. Mesela bizim burada öyle gördüğümüz sil bulaşması, enfeksiyon, bu tür kıl kökü iltihapları, uçukların bulaşması sık görüyoruz yani. O eğer düzgün temiz bir yerde, hijyenine uyan bir yerde yapılmadıysa bayağı başımıza dert açabiliyor. Ve sonra da Deniz Hocam gel beni kurtar. Ya keşke her şeyi de kurtarabilsek. Hepsinde kurtarma söz konusu olmuyor. Mesela bir uçuk aldığınızı düşünün. Evet. Uçuk bir daha vücuttan gitmiyor. Ömür boyu onu taşıyorsunuz. Sadece alevlendiği dönemlerde tedavi veriyoruz. Onun dışında hani vücuttan atılmıyor. Evet. Böyle negatif sonuçlar olabilir. Peki uçuktan bahsetmişken hocam, uçuk nedir, neden olur ve tedavi yöntemleri nelerdir? Ya şimdi uçuk bir virüs hastalığı. Evet. İki tip uçuk virüsü var. Bir tanesi belden aşağı genital bölgedeki uçuklar. Diğeri de hepimizin bildiği işte gece yattık korktuk dudağımız, evet, uçukladı şeklinde olan yüz çevresinde dudakta görülen uçuklar. Bu şeydeki uçuklar vücut iki uçuk içinde vücut direnci önemli. Vücut direnci düşünce ortaya çıkıyor. Ama genital bölgedeki uçuklar genelde ilişkiyle bulaşıyor. Ve uçukta vücudumuza girdikten sonra bir daha vücuttan gitmesi söz konusu olmayan bir hastalık. Hani şeker tansiyon gibi artık ömür boyu onu vücudunuza taşıyorsunuz. Genital bölgedekiler tabii ki sorun oluyor. Hani dudağımızda çıkanlar o kadar önemli olmayabilir. Ama genital bölgedekiler her zaman için uçuğunuz çıktığında karşı tarafa bulaştırma riski var. Bu da sorun oluşturuyor. Yani o bayanlar için mesela erkek hastalar bayanlara bulaştırdıklarında genital bölgenin tedavisi bazen zor olabiliyor, inatçı olabiliyor, bakımı, temizliği uzun sürebiliyor. Hakikaten başları ağrıyor hastaların bu sefer onunla uğraşırken. Evet, tabii uçuk tedavisinde de hem ağızdan hem sürme ağızdan, ilaçlar hem kullanıyoruz. Bir de vücut direncini arttırıcı vitaminler, bağışıklık sistemini uyarıcı ilaçlar veriyoruz. Peki, kışın nasıl da kendimizi koruyacağız hocam?
bağışıklık sistemimizi korumak için ilaçlar mı almamız gerekiyor? Ya düzgün sağlıklı beslenmemiz gerekli. Yani şimdi artık bu işte her gün gazetede okuyoruz katkı maddeleri, evet, türlü maalesef, değişik gıdalar falan. Yani mümkün olduğunca beslenmemizi doğal gıdalarla yapmak lazım. Paketli ürünleri zaten her yerde söylüyorlar. Evet. Çok fazla tercih etmeyin. İşte kilonuza dikkat edin. Yapabiliyorsanız sporunuzu yapın. Yani bunun yaz kış diye bir farkı yok. Çünkü cilt hemen etkileniyor. Tabii ki. Yani o yediklerimiz hemen cildimize yansıyor. Cildimize yansıyor. Çok yağlı tüketirsek sivilce çıkarıyoruz. Onun dışında acı baharatlı tüketirsek bu damar kılcal damarların artmasına neden oluyor. Yine bazı alerjik gıdaları çok tükettiğimizde eğer yatkınlığımız varsa egzamaların, ürtikerlerin artmasına sebep oluyoruz. Peki vücutta kaşıntı neden olur hocam? Ya kaşıntı çok fazla sebebi olan bir durum. İç etkenler olabilir, dış etkenler olabilir. Kullandığımız herhangi bir temizlik malzemesi veyahut da ortamdaki kirlilik, toz, bunların hepsi etkileyebilir. Bir de yaşlılarda özellikle kışın gördüğümüz yaşlılık kaşıntıları var. Onlar da cildin yeterince nemlenmemesine bağlı gelişen kuruluktan olan kaşıntılar. Banyoda eğer cildimiz çok kuruysa kışın çok uzun saatler boyunca yıkanmamak lazım. Ve cildimizi temizlerken daha böyle cildi nemlendirici ürünleri tercih etmek lazım. En basitinden mesela bebe şampuanları kullanılabilir. Cildi kurutmayan ürünler tercih edilebilir. Ve mutlaka banyo sonrasında da cildin nemlendirilmesi gerekir. Bu şekilde o cildin kuruluğundan gelişmiş olan kaşıntılardan kurtulmak söz konusu. Ama onun dışında inat eden kaşıntılarda tahlilleri yapıp iç kısımlarda herhangi bir buna sebep olacak bir durum var mı diye bakmak gerekir. Onun dışında bazen gıdalar kaşıntıya sebep olabiliyor. Bazen bilinçsiz kullanılan ilaçlar, kremler sebep olabiliyor. Onların haricinde de başka sebepten olan mesela ağır hastalıklar olabilir, kaşıntı yaratabiliyor. İşte dışarıdan aldığımız herhangi bir vücudumuza sürdüğümüz losyondur, şampuandır. Bunlar herkes için geçerli olmayabilir. Bizde öyle bir şey vardır. Ben bir krem sürdüm geçti. Hani sen de sür. Evet. Onlardan sonra mesela alerjik reaksiyonlar başlayabiliyor. Kaşıntılara yol açabiliyor. Stresler yine kaşıntıyı arttırabilir. Günlük stresler. Onları etkileyebilir. Yani kaşıntıda bayağı bir araştırmamız gerekiyor hastaları. Şimdi son dönemde uyuzlar var. Onlar da kaşıntı oluyor. Bayağı bir uyuzlarla uğraşıyoruz, onlara bakıyoruz. Evet, öyle. Stres dediniz hocam. Evet. Stres de cildimizin hemen etkilendiği en önemli noktalardan, evet, birisi. Peki yani kendimizi nasıl koruyacağız stresten ki cildimizde herhangi bir belirti olmasın? Ya işte stresten tabii korumak çok zor bir şey. Zor, çok zor. Yani insan kendini hani başına alıp belki bir dağ başına falan gidersen orada stressiz yaşarsın ama İstanbul gibi bir metropolde stressiz olmak çok zor. Yapabildiğimiz kadar öyle işte her şeyi çok ince şeyleri kafaya takmadan daha rahat olarak hani cildimizi ben işte hastalara da burada öneriyorum. Çok minimal şeyleri kafanıza takmayın. Biraz daha kendinize düşünün. Hani hep etrafla ilgilenmeyin. Kendinize dönük, kendinizde daha iyi hissedeceğiniz şeyler yapmaya çalışın. Bu şekilde biraz daha stresi azaltın. Çünkü stres birebir cilde yansıyor. Yani hem erken yaşlanma yapıyor, hem saç dökülmesi yapıyor, hem saçları beyazlatıyor, hem kaşıntılara yol açıyor. Yani bir sürü cilt hastalığı, işte beyazlıkla giden vitiligolarımız var, saç kıranlar var. Bir sürü cilt hastalığımız var bizim stresle bağlantılı olan. O yüzden yani yapabildiğimiz kadar, eğer yapabildiğimiz yetmiyorsa da uzmanlardan yani psikiyatristlerden şey alarak, yardım alarak bunları hafifletmek lazım. Başka yapılabilecek bir şey yok. Evet, saç dökülmesi dediniz. Ve hastanenizde de saçla alakalı da... Evet. TRP ve mezoterapi yapıyoruz. Mezoterapiler yapıyorsunuz. Ekim bölümünüz aynı. Aynen, saç ekimi de var. Evet, ekim evet. De yapılıyor.
Yani saçla alakalı da her şey yapılabiliyor. Hı hı. Evet, aynen. Bünyemizde. Saç, tırnak bakımları, tırnak takipleri, onlar hepsi yapılıyor bizim bu cildiye bölümümüzde. Saça, saç dökülmelerinde önce hastamızı görüyoruz. Hastanın durumuna göre kan tahlillerine bakıyoruz. Kan tahlillerinin sonucuna göre de ihtiyacına göre ağızdan tedavi, sürme tedaviler, şampuanlar, onların yanında da ihtiyaç olursa PRP, mezoterapi gibi ekstra uygulamalar yapıyoruz. Ve bunun da bir yaşı yok. Tabii. Yani artık zaten çok erken yaşlara iniyor. Evet, yani eskiden görmezdik. Şimdi 17 yaşında çocuklar saçı dökülme şikayetiyle geliyor. Yani muhtemelen bu yediğimiz, içtiğimizin şeyleri bunlar. Etkilerini görüyoruz. Evet, ortam kirliliği hepsi etkiliyor. Yani çevre kirliliği olsun, ortam kirliliği olsun, direkt cildimize temas eden, aynen, cildimizin. Savaşıyoruz aslında bir nevi. Tabii. Yani yıpratıyor her şey. Yani bu büyük metropollerde yaşam insanı yıpratıyor. Dolayısıyla cildi de yıpratıyor. Şimdi böyle geçmişte ben anneannelerimizin resimlerine bakıyorum. Böyle ciltleri pırıl pırıl. Nasıl böyle parlıyorlar, evet, ay gibiler. Ama şu anda baktığımız zaman hocam hep böyle dışarıdan takviyelerle bir şeylerle yapmaya çalışıyoruz. İşte botoks diyoruz. Bunun adına, evet, botoks mu deriz, bunun adına dolgu mu deriz. Ya da teknolojinin en son çıkartmış olduğu cihazlardan Scarlett'le mi deriz. Yani bir şekilde mutlaka Toparlanmak gerekiyor. Gerekiyor. Çünkü gerçekten cilt en önemli. Yani artık en önemli organ. Organımız diyelim. Tabii çünkü direkt dışarıdan görülüyor. Nereye gitse İlk karşımızdaki kişinin gördüğü kısım burası, cildimiz. Evet. Yani kalpten bir hastalığımız olsa bunu dışarıdan görmüyoruz. Ama diğerleri hemen ciltte bir problem oldu mu dışarıdan rahatsız oluyorsunuz göründüğü için. Bazen de tabii mesela bir sedef hastalığı hocam, bir, evet, egzama hastasına. Böyle baktığımız zaman bir tuhaf da oluyoruz açıkçası. Peki neden sedef ve neden egzama hastalığı böyle bir hastalıkla karşı karşıya kalınan nedir sedef ve egzama? Ya sedef normalde cildin hücreleri alttan üretime başladığı zaman üst tabakaya geldiğinde bunlar dökülür. Buna cildin döngüsü denir. Bazı hastalarda bunun tam sebebi halen belli değil sedef hastalığının. Bu döngü çok hızlı artıyor. Artınca da onlar dökülemeden cildin üstünde birikiyorlar. Ve bu birikim de dıştan işte bizim gördüğümüz beyaz renkli sedefi kabukların oluşması neden oluyor. Yani bunda ailevi yatkınlık olabiliyor, stres sonrası olabiliyor, bazen ilaçlardan sonra olabiliyor. Genelde ama hani genetik faktörler yatkınlıkla ilgili oluyor. Daha böyle titiz, daha mükemmeliyetçi insanların hastalığı diye geçer sedef. Daha hassas kişilerde gördüğümüz bir durum. Biraz inatçı bir durum. Yani bazen hastalık verdiğimiz tedaviyle düzelip yıllarca bir daha çıkmayabilir. Ama bazen de her şeyi yapmamıza rağmen inat edebiliyor. O zaman da farklı tedavilere geçiyoruz. Daha ağır, hani bu kanser tedavisinde kullandığımız ilaçlara benzer, daha ağır ilaçlarla hastalarımızı takip ediyoruz. Deniz Hocam, son olarak izleyenlerimize nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Ciltlerini nasıl korusunlar ve çok güzel bir cihaz, mucizevi cihazımız. Evet. Scarlett'le ilgili de çok kısa tekrar bir bilgi verelim ve programımızı noktalayalım. Yani bütün cildinde kırışıklık, leke, damar problemi, akne izleri, çatlaklar gibi şikayeti olan bütün hastalarımızı bekliyoruz. Evet. Burada o yönde elimizde tedaviyi sağlayacak çok güçlü bir cihazımız var. Onunla çok daha kolay, acısız bir şekilde ve kısa sürede iyileşmeleri söz konusu diyor. Yan etkisi yok. Hayır. Herhangi bir yan etkisi yok. Sadece o uygulama gününde hafif bir kızarıklık oluyor. Ertesi gün normal işinize gidebiliyorsunuz. Normal hayatınızda eksiklik oluşturmuyor. Evet. Tabii herkesin cildi sağlıklı olsun. Hepimiz pırıl pırıl olalım. Aynen. Çok canlı bakalım hayata. Evet, evet. Kendimizi güzel hissedelim. Evet. Güzellik isteyen herkesi de bekliyoruz. Evet, Deniz Hocam'a mutlaka gelin ve mucizevi cihazdan sizler de yararlanın. Tabii Deniz Hocam'ın güler yüzünü de
Mutlaka ama mutlaka görün diyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli vakitlerinizi bizlere ayırdığınız için. Evet sevgili izleyenlerimiz, cilt sağlığımıza ne kadar önem veriyoruz, ne kadar koruyoruz? Kış günlerindeyiz. Kış günlerinde soğuk havada kendimizi nasıl koruyoruz? Tabii bu sorularımızı kimlere soruyoruz? Halkımıza soruyoruz. Bakalım neler söyleyecekler. Önce kendinizi bir tanıtır mısınız efendim? Geçmiş olsun. İsmim Tuğba, 32 yaşındayım. Muhasebede çalışıyorum. Peki Tuğba Hanımcığım, cilt sağlığımıza ne kadar dikkat ediyoruz? Yani elimden geldiğince işte yüz temizleme jeli kullanıyorum. İşte nemlendiricilerle de destekliyorum. Evet, tabii kış günlerindeyiz şu anda, soğuk havalardayız. Soğuk havalarda kendinizi nasıl muhafaza ediyorsunuz, cildinizi koruyorsunuz? Yani daha çok nemlendirici kullanıyorum. İşte günlük böyle spreyler var, nemlendirici evet. Spreyler. Çok dışarı çıkıp geldiğim zaman onlardan sıkıyorum. Bu şekilde. Cildiniz de çok güzel görünüyor şu anda. Teşekkür ederim. Çok sağlıklı görünüyor. İşte birazcık sivilcelendim şu herhalde ama. Sivilce için geldiniz herhalde doktorunuzda da. Evet evet. İşte takıntı sıkıntılarım vardı, o yüzden geldim. Evet. Kızarıklıkları için. Cilt çok önemli. Yani böyle ilk etapta bakıldığı zaman da görselliği de ifade ediyor. Bu anlamda da kendinize bakmak zorundayız. Aynen öyle. Yani elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Yaş ilerledikçe tabii evet. Biraz daha dikkat ediyorsunuz. Tabii burada yediklerimiz de çok önemli. Aldığımız gıdalar, sıvı tüketimi. Evet, onu dikkat etmeye çalışıyorum ama ben biraz yoğun çalıştığım için, biraz bir de masa başı olduğu için yediklerim işte biraz idare eder, dikkat etmeye çalışıyorum. Peki efendim, şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Peki neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Önerdiler, o yüzden geldim. Evet. Gelen tanıdıklarım vardı. Onları sordum. Onlar da güzel bir hastane. Özellikle buraya cildiye gelen bir tanıdığım vardı. O önerdi. O yüzden geldim. Evet, Deniz Hanım'a. Peki memnun kaldınız şöyle baktığımız zaman. Tabii bir bayan gözüyle bizler için hijyen çok önemli. Temizlik evet, önemli evet, kesinlikle öyle. Yani temiz, gayet temiz, ilgililer. Çok teşekkür ediyorum. Çok beğendim. Peki ben teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse İnsan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp, Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. Işın tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli
yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.